Herkese merhabalar. Bugün sizlere hayatımızın bir parçası olan, bir gerçeği olan depremi anlatacağım. Depremde neler yapılması gerekiyor? Depremin yapısı nasıl? Dünyada nerelerde daha çok görülür? Ülkemizde nerelerde daha çok görülür? Ve deprem anında, sonrasında ve öncesinde neler yapılmalı? Bunları anlatacağım. Fay türleri 3'e ayrılıyor. Ters fay, normal fay ve doğrultu atılımlı fay şeklinde. Yine depremin ürettiği dalgalar gördüğünüz gibi şekilde P dalgası, S dalgası üretiyor. Epicenter merkezi, Lav dalgası var yine. Odak noktası var depremin. Rayleigh dalgası da var. Yine bunlar depremin bileşenleri. Dalga açısından açıklanması. Yine deprem büyüklüğü sismografla ölçülüyor. Dünyadaki deprem bölgeleri gördüğünüz gibi haritada. Daha çok gördüğünüz gibi levha sınırlarında depremler oluyor. Çünkü itme çekme konveksiyonel akımlarla dünya yüzeyi depremlere maruz kalıyor. Ülkemizde Asya levhası ve Arabistan levhasının sıkıştırılmasıyla oluşan deprem kuşağında bulunuyor. Bu yüzden bir deprem bölgesi ülkemiz. Yani levha hareketleriyle depremler yaşanabiliyor. Yine Türkiye'deki deprem tehlikesi haritası şu şekilde. Ülkemizde gördüğünüz gibi Kuzey Anadolu fay hattı, Güney Anadolu fay hattı geçmekte. Yine Batı Ege'de gördüğünüz gibi kırık dağlar var burada zaten. Kırık faylar var. Bu yüzden burası yoğun olarak deprem bölgesine sahip. Yani burada fazla deprem oluyor. Yine gördüğünüz gibi Kuzey Anadolu fay hattı Çanakkale'den Gelibolu'dan çıkıp Adapazarı'ndan geçip Tokat, Erzincan, Muş şeklinde devam ediyor. Van'a kadar uzanıyor. Yine Hatay, Doğu Anadolu fay hattı da Hatay'a kadar uzanıyor. Bu şekilde bir deprem bölgesine sahip ülkemiz. Yani her an her yerde deprem olabilir. Dikkatli olmalıyız. Deprem hayatımızın bir gerçeği. Bu yüzden neler yapmamız gerekiyor? Öncesinde, sonrasında bunları da iyi bilmeliyiz. Şimdi deprem öncesinde neler yapılmalı? Öncelikle buna bakalım. Tesisat bağlantılarını onarmalıyız. Çök kapan tutun tatbikatı yapmalıyız. Güven yerleri belirlemeliyiz. Sallanan düşebilecek malzemelerin yanında durmamalıyız deprem anında. Tehlikeli bizim için. Balkonlara koşmamalıyız. Merdivenlere koşmamalıyız. Deprem anında bunları yapmayacağız. Başımızı ensemizle beraber koruyacağız. Çök kapan tutun hareketi yapacağız. Yine deprem çantası hazırlamalıyız. Yine kaçış güzergahlarını belirlemeliyiz. Yani herhangi bir depremde evinizin durumunu siz herkesten daha iyi bilirsiniz. Bu yüzden bunu önceden düşünmeniz gerekir. Yine genelde eşyaları sabit bir şekilde monte etmeniz gerekir. Bu daha deprem açısından daha uygundur. Hareketli cisimler can ve mal kaybına neden olabilir. Yine deprem anında neler yapılmalı? Bunlara bakalım. Deprem anında kapalı mekandaysanız panik yapmayacaksınız. Üzerine düşebilecek nesnelerden uzak durun. Binayı terk etmeyin. Çok kapan tutun yapın. Hayat üçgeni oluşturun. Mesela gördüğünüz gibi resimde birey yatağın yanında. Yani bu yatağın yanında burada güvenli bir vaziyette durabilir. Mesela burada bir dolap olsaydı durmaması gerekirdi. Yine gördüğünüz gibi engelli bir bireyimiz tekerlekli sandalyesini kilitleyip bu şekilde durmalıdır. Deprem anında dışarıdaysanız yıkılabilecek yapılardan uzaklaşın. Araç kullanıyorsanız güvenli yere park edin ve araçtan çıkın şeklinde. Yine deprem sonrasında neler yapmalıyız? Bunlara da bakalım. Deprem sonrasında ilk yardım uygulayacaksınız bir şeyiniz var mı diye. Vanaları kapatın, yangını söndürün, yangın çıktıysa. Binayı terk edin deprem bittikten sonra. Çünkü artçılar olacaktır. Artçı depremlere hazırlıklı olun ve iletişim kurun yakınlarınızda ve yardım alacağınız kişilerle. Deprem süreci bu şekilde. Peki deprem biliminin tarihi nedir? Bunları hemen anlatalım. Dünyada gördüğünüz gibi levha sınırları deprem bölgelerini oluşturuyor. Birçok deprem yaşanıyor. Yani deprem insanlığın bir gerçeği. Tarihten bu yana her anda, her yılda, her yüzyılda deprem olmuştur mutlaka. Şimdi onlardan bahsedelim. 1700-1800 yılında elastik dalga teorisi ve sismik yansımanın ilkeleri ortaya atılmıştır. Deprem biliminin tarihini söylüyorum. 1841'de İskoç jeolog David Milne sismometre kelimesini ilk kez kullanmıştır. 1842'de İskoç fizikçi James David Forbes sismometre cihazını icat etmiştir. 1846'da İrlandalı Robert Mallet
Sismoloji sözcüğünü ilk kez kullanmış ve deprem dalgalarının bir odak noktasından başlayarak yayıldığını belirtmiştir. 1868'de İstanbul'da Rasathane-i Amire kurulmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlanarak Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü adını almıştır. Şu anda halen aktif kullanılıyor. 1872 yılında Amerikalı jeolog Grove Carl Gilbert depremlerin genellikle fay hatlarında oluştuğunu keşfetmiştir. 1875'te İtalyan fizikçi Filippo Cecchi kayıt yapabilen ilk elektronik sismograf cihazını geliştirmiş. 1892'de deprem gözleme ve olgusu temelleri atılmış. 1894'te Büyük İstanbul depremi olmuştur. Devleti zelzele servisi kurulmuştur Osmanlı zamanında. Yine 1899'da farklı tip sismik dalgaların varlığından bahsedilmiştir. 1906'da depremin şiddetini belirlemek için mercalli şiddet ölçeği geliştirilmiştir. 1909'da da Hırvat sismolog Andrija Mohorović, kabuk ve mantı arasındaki sınır olan Moho'nun kırılma doğasını ve P dalgalarının hızını nasıl etkilediğini gözlemlemiş. 1934'te Kandilli Rasathanesi sismoloji binası ve laboratuvarında düzenli deprem kayıtları tutulmaya başlanmıştır. 1935'te Amerikalı sismologlar Charles Francis Richter ve Benno Gutenberg tarafından Richter ölçeği geliştirilmiş. 1936'da Danimarkalı sismolog, jeofizikçi ve Lehman dünyanın iç çekirdeğini keşfetmiştir. 1961'de de dünya çapında standartlaştırılmış sismograf ağı kurulmuştur. 1966'da Japon-Amerikan jeofizikçi Keiichi Aki bir depremin büyüklüğünün fiziksel ölçümü olan sismik moment kavramını ortaya koymuştur. 1969 yılında da Apollo astronotları Ay yüzeyine bir sismometre yerleştirmiştir. Yine 1977'de Japon sismolog Hiro Kanamori bugün en çok kullanılan ve sismik momente dayalı olan moment magnitude ölçeğini geliştirmiştir. Deprem biliminin tarihi de bu şekildeydi. Ülkemizdeki deprem bölgelerinde gördüğünüz gibi yani burada olan bir deprem buraları da etkiler. Burada deprem olmaz diyemeyiz. Buraları da mutlaka etkiler. En son Ankara'da bir deprem olmuştu. Ankara deprem bölgesi değildir deniyor. Ancak oralarda etkiler gördüğünüz gibi. Kırklareli mesela deprem olmaz deniyor ama etkileyebilir. Burada Kuzey Anadolu fay hattı geçiyor. Yani şiddeti az olur. Etkilenmez diyemeyiz. Şiddeti az olur. Bu şekilde deprem biliminin tarihi ve deprem öncesinde, sonrasında ve anında neler yapılması gerektiği bu şekildeydi. Hoşça kalın.